Çok susadım. Sen de susamışsındır. Soğuk bir şeyler varsa içebilirim. Soğuk meşrubat var. Bu akşam maç vardı. Ne oldu acaba? Al bakalım. Afiyet olsun. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız televizyonun sesini biraz kıs. Çok yorgunum. Hemen uyumak istiyorum. Peki. İyi uykular. Ben biraz takılacağım. Teşekkürler. Pışt. Hey sen. Burada tek başına ne yapıyorsun? Bu güzel kız da kimdi? Gerçi pek tipim değil. Yine bu korkunç adam. Geceleri yalnız kadınları gözetliyor. Çok yorgunum. Hemen soyunup uyumak istiyorum. Selin, sen harikasın. Bir tane. Sen de beni seviyorsun. En çok da çekici bakışlarım. Öyle değil mi? Selin'in bir sorunu yok. Sadece onu sevmiyorsun abi. Selin göründüğü gibi biri değil. Ne buluyorsun onda anlamıyorum ki. Abi yapma lütfen. Bak maç izliyordum. Sonra konuşuruz, tamam mı? İyi geceler. Of abi. O da neydi? Of, zavallı hayvan. Camı fark etmedi. Ona yardım etsem iyi olur. Ha? Garajımı kim araladı? Orada kim var? Hasan, neredesin? Ah, televizyon açık mı kalmış?
Nerede kaldı bu adam? Hasan'ı gördünüz mü? Maalesef. Emin değilseniz en az 24 saat bekleyin. Hasan, sen misin? Selin. Hayır Selin, lütfen bunu yapma. Kapa o lanet olası çeneni Hasan. Hayır. Yapma. Hatırladın mı? Onu sen öldürdün. Ne? Hayır. Neden böyle bir şey yapayım ki? Selin, kazara. Selin. Ne var? Alo. Efendim. Alo, kimsiniz? Ben Selin, siz kimsiniz? Nasıl yani? Selin benim. Benim evde ne işiniz var? Burası benim evim. Neden bahsediyorsunuz? Hasan nerede? Hasan mı? Hasan'ı nereden tanıyorsunuz? Alo. Bu da neydi? Sanırım biraz hava alsam iyi olur. Çok susadım. Sen de susamışsındır. Soğuk bir şeyler varsa içebilirim. Hasan, neredesin? Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen bana bir affogato. Ya siz peki? Ben de bir espresso, yanında süt ve tost alayım. Bu tostun içinde mikrop olabilir mi? Ya yedikten sonra mikrobu evime yayarsam? Hiç dokunmamak en iyisi. Pardon, bakar mısınız? Buyurun hanımefendi, bir sorun mu var? Bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki lütfen. Eşim ortadan kayboldu. Ona bir türlü ulaşamıyorum. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Acaba onun kayıp ilanı afişini duvara asabilir miyiz? Hanımefendi, polise bildirdiniz mi? Evet. Ama onları bekleyemem. Ben de bir şeyler yapmalıyım. Dilerseniz, kayıp afişleri insanlara elden dağıtalım. Bu çok iyi bir fikir. Sağ olun, bunun için size istediğiniz ücreti de ödeyebilirim. Peki o halde. Benim mesaim yarım saate biter. Üstümü değiştirir çıkarız.
Avakin sancısı hastalığı uzmanı, bilirkişi Deniz Bey, lütfen bizi aydınlatın. Psikolojik hastalıkların temelinde stres, maddi ve manevi olgular, duygusal travmalar gibi etkenler yatmaktadır. Çaresiz bir duruma düşen kişiler, bir çıkış noktası bulmak için bunalıma girip kişilik sapmaları yaşayabilirler. Kişi iki ya da daha fazla kimliğe bürünerek ani geçişler yapar, bu geçişte yaşadığı kimlikleri hatırlamaz, ciddiyeti yüksek bir hafıza kaybı yaşar. Bu elim sancıyı çeken kişiler, zaman ve gerçeklik kavramını yitirebilir, neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemez. Halüsinasyon yaşar. Ya kalbinin derinliklerine gömdüğü diğer kişi, kendi başına hareket etmeye kalkarsa? Ayrıca, beyin işlevi bozukluğu kişiye, öldürme içgüdüsü yaratmaz. Bu tamamen yanlış bir bilgi kirliliğidir. Hanımefendi, mesaim bitti, hazırım, hadi gidelim. Yılmaz, hadi sokaklara dağılalım. Selin Hanım, önce bir evi arasanız. Belki Hasan Bey bir ihtimal eve dönmüştür. Evde mi? Hasan asla haber vermeden böyle ortalıktan kaybolmaz. Ama yine de seni kırmayacağım. Alo, efendim. Alo, kimsiniz? Ben Selin, siz kimsiniz? Nasıl yani? Selin benim. Benim evde ne işiniz var? Burası benim evim. Neden bahsediyorsunuz? Hasan nerede? Hasan mı? Hasan'ı nereden tanıyorsunuz? Alo. Bu da neydi? Sanırım biraz hava alsam iyi olur. Hanımefendi, her şey yolunda mı? Yılmaz, bir kişinin hemen arkasında belirmek, menkus bir vakaya vesile olur. İçeride her şey yolunda, biz kayıp afişlerini dağıtmaya başlayalım. Bu adamı gördünüz mü? Pardon, bu kişiyi gördünüz mü? Yeşil gözlü. Orta boylu. Üzgülüm. Hayır. Hayır. Elimde 13 afiş kaldı. 13 mü? Tüh. Dilini ısır. Selin Hanım, lütfen kendinizi telkin edin. Koskoca 2 gün geçti ama hala Hasan'ı bulamadım. Doğa boşluğu kabul etmez. Biz de boş durmayacağız. Gerekirse Hasan'ı gece gündüz arayacağız. Nafile. Evine git Yılmaz. Onu asla bulamayacağız. Asla. Şey, hanımefendi. Affedersiniz. Bu adamı hiç bugün gördünüz mü? O benim arkadaşım Hasan. Maalesef onu epeydir görmedim. Epeydir dediniz. Onu en son ne zaman gördünüz? Ben günleri karıştırıyorum. Özür dilerim, size yardımcı olmak isterdim. Sorun değil. Ama size yardımcı olacak başka birini biliyorum. Evi tam karşıda. Akşamları onun evini gözetliyor. Takıntılı. Eminim Hasan'ı en son o görmüştür. Pardon beyefendi, bu resimdeki kişiyi hiç gördünüz mü? Evet. Ne oldu? Dün akşamdan itibaren kayıp. Biz Selin Hanım'la onu arıyoruz. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Bu saçmalıkta ne? Hayır. Hasan nerede? Şey beyefendi, ben bilmiyorum. Bana doğruyu söyle. Ben onun abisiyim. Ona göstereceğim gününü. Senin o lanet hanımefendin bana haber bile vermedi.
Belki de sizi telaşlandırmak istemedi. Ya da bu işte parmağınız var. Bu ses kardeşimin garajından geliyor. Bayım, iyi misiniz? Hayır. Bu odada ters bir şey var. Bu duvar sonradan örülmüş. Bana balyoz ya da kırıcı bir şey bul. Olamaz. Numara yapma. Sana söz veriyorum. Selin kardeşime böyle bir sonu layık gördü. Onun da sonu bu odada olacak. Sen de kimsin? Burada ne arıyorsun? Ben Selin. Selin'im. Ne? Ne saçmalıyorsun? Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür. Sen Selin'sin. Selin sensin. O işe yaramaz. Öldür onu. Öldür onu. Gerçek Selin. Öldür onu. Kapa çeneni, lanet olası. Gerçeksin. Kendine gel. Küçük kız. Neredesin? Hadi çık ortaya. Yardım edin. Biri bana yardım etsin. İmdat, sesimi duyan yok mu? Hadi bitirelim şunu. İki Selin'e ihtiyacımız yok, değil mi? Uyan artık. Sen Selin değilsin. Asıl sen uyan. Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Sen ise pis bir sahtekar. Görünüşe göre yolun sonuna geldik. Hayır. Selin Hanım. Selin Hanım, iyi misiniz? Yılmaz. Yılmaz, bana yardım et. Elimi tut. Koş, Yılmaz, koş. Hanımefendi, iyi misiniz? Selin Hanım, bu o adamın işi olmalı. Beni bir saattir rehin aldı. Gözünü intikam bürümüş.
Hangi adam Yılmaz? Sen neden bahsediyorsun? Güvenliğimiz için önce buradan uzaklaşalım. Hepsini anlatacağım. İzin verin arabayı garajdan çıkarayım. Burada bekleyin. Her şey yoluna girecek. Sonunda kurtulduk. Hedefimiz İbre sonu. Allah'ım sen bizi koru. Zavallı kardeşim. Hasan, canım kardeşim, intikamını aldım. Neredeyim ben? Yakaladım seni. Artık tüm acılar sona erecek. Bunu neden yapıyorsun? Sen Selin değilsin, sana yardım edebilirim. Ben takıntılarımdan kurtulmak için kendime önlemler alırım. Kapa çeneni. Ben Selin'im, dünyanın en mutlu insanı. Mutlu hissetmek için mi Selin'sin? Sana kapa çeneni dedim. Lütfen bana zarar verme, yardım edin. Uzak dur, yeter. Sen Selin değilsin. Aşkım, sen iyi misin? Hasan, canım. Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Canım şemsiyesiz mi kaldın? İyilik insanı mutlu edermiş. Sen dünyanın en mutlu insanısın.